Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, depomuz burası. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık bir depo. Şurada tamir aletlerimiz var, oltalar var, speaker var. Bayağı bir kutular da var arkadaşlar. Şimdi hepsine tek tek bakacağız. Oltaların durumu iyi. Kırık yok. En azından kırık olmaması önemli arkadaşlar. Bakın, bir tane güzel bir makinamız var burada. Pelin makinesi. Bir tane de şurada bir makine var. Bu da pen. Pen en değerli makinelerden biridir arkadaşlar. Herhangi bir kırık yok. Makineler de duruyor. Zaten 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yakın çubuğumuz var. Hemen şuradan devam edelim. Şu tamir aletimizin fiyatı $25. Altta da penseler var. Gördüğünüz gibi tornavidalar var. Bayağı bir ıvır zıvır ürünü var. Buradakilerin hepsi için $50 diyebiliriz. Bir diğer tamir kovası. Bakalım şu first, ilk yardım kutusu diyor ama gördüğünüz gibi balık ürünleri de var. Bir kablomuz var. Baterimiz var. Speaker var. Xbox kolu var. Bakalım hayırlısı. Xbox'ı bulabilecek miyiz? Burada gördüğünüz gibi tamir aletlerimiz var. Araç için bir ürün var. Bir telefonumuz. Çiviler. Bayağı bir ıvır zıvır ürün var. Şuradaki bütün ürünler için bir $60. Çok rahat diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şu kutumuza geçelim. Burada genelde gazete kağıtları var, filmler var. Şu resimlere bakacağım. Bunları sizinle paylaşamıyoruz. Şöyle kağıtların arasına bakıyoruz. Para mara bırakmasınlar. Bir tane CD çalar var. Toplam $15'lık bir kutu. Speaker gayet güzel bir speaker. $40 satarız. Deri bir çantamız var. Şurada eski beyzbol kartları var. Bunlara bakarız. 80'ler. Çok da eski değil aslında. Daha eskileri daha çok para yapıyor tabii ki. Burada albümler, resimler mevcut. Ivır zıvır ürünler. Şurada hep zarflar var. Başka öyle ekstra değerli bir şey yok. Şurada ne varmış? 1 yılbaşı ışığımız var. Valizin fiyatı $15. Burada daha çok CD'ler var. Oyun CD'si var mı diye daha çok bakıyorum ama genelde hep film CD'leri ve müzik var. Bayağı bir müzik CD'si mevcut.
Şurada Pelikan aksesuar diye bir ürün. Bakın game diyor. DVD, Xbox, Game Cup, Dreamcast. Böyle değişik bir ürün. Şu bilgisayar oyun arkadaşlar. Başka böyle ekstra bir şey var mı diye bakıyorum ama maalesef ekstra başka bir şey yok. Bir diğer kutumuz. Bir Lego var. Sıfır Lego. $15. Burada oyuncaklar var. Bir tane helikopterimiz var. Burada hep genelde oyuncaklar var arkadaşlar. Şunlar da çocuk filmleri. Bir kasket ve çocuk ürünleri var. Bu da bayağı ağır bir kutu. Bakın eski beyzbol kartı var. 88. Bunların tabi fiyatlarına bakacağız. Bakın Shaquille O'Neal'ın eski bir kartı var. 92 yılına ait bir kart. Bazı beyzbol kartları binlerce dolara kadar satılabiliyor arkadaşlar. Burada kasetler var. Bayağı bir kasetimiz var. Ivır zıvır ürünler. Şu da boş. Bir tıraş makinesi. HDMI kablomuz var. Bakın şöyle bir keser aletimiz var. Mutfak için. Ekstra bir şey var mı diye baktım ama öyle ekstra farklı bir ürün yok. Güzel bir takım elbisemiz var burada. Şöyle ceplerini hafiften yokluyoruz. Kutudaki ürünler $40. Beyzbol kartlarına da ekstradan bakacağız. Değerli olabilirler. Kıyafetler fena değil. Hanımefendinin ve beyefendinin, hatta çocukların da kıyafetleri mevcut. Bayağı bir kıyafet var. Hepsi için $40 diyebiliriz. Bir kafamıza düşmedi. Şimdi şuradaki ürünlere bakalım. Bir DVD player'ımız var. Televizyon kabloları var. Bir anten var. Sony DVD player. Şu da yine televizyon ürünü. Şu da sanırım Nintendo'nun bir kablosu. Kan ölçüm aletimiz var. Toplam $30'lık bir poşet. Tamir aletinin fiyatı $40. Bakın bir tane eski bir kamera var. Kameranın fiyatı $10. Bir yemek kutusu var ama içerisinde yemek ürünleri yok. VHS kasetler var. Bir tane speaker'ımız var. Speaker'ın fiyatı $5. Kutumuz. Burada da film var.
Bir de şöyle bir ürünümüz var. Böyle çok değerli bir şey yok. Burada çerçeveler daha çok var. Beyzbol kartı var, bakın 94. Limitli kart diyor. Bir tane zincirimiz var ama değerli bir zincir değil. Burada değerli bir şey yok. Burada genelde kağıtlar var. Defterler. Bir tane bilgisayar var. Eski bir bilgisayar. Şöyle bir çekmeceli bir yerimiz var. Bunlar değerli ürünler değiller. Bayağı bir takımız var. Ama değerli bir takı maalesef yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi normal custom made takılar. Kutumuz. Kanka ne haber ya? Burada değerli bir şey yok. Seni kurtaracağız kardeşim, sen merak etme. Yeni yuvana yakında kavuşacaksın. Evet, şunu şöyle bir alalım. Bir bebek ürünümüz. Ayıcığımız. Hepinizi kurtaracağız. Şurada bir çocuk oyunumuz var. Burada kıyafetler var. Şurada biraz daha tamir aletleri var. Gördüğünüz gibi. Şurada kablolarımız var. Bakın burada bayağı bir beyzbol kartları var. Bu beyzbol kartların hepsini göstereceğiz. Gördüğünüz gibi daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutumuz var. Şunlar kolay satılan ürünler değiller. Bunları bedavaya bir arkadaşıma vereceğim. Cooler'ın fiyatı $15. Burada daha çok çocuk kıyafetleri var. Boş bir ayakkabı kutusu. Başka da bir şey yok. $15'lık bir kutu. Çocuk kıyafetleri iyi satılıyor arkadaşlar. Bu da yine sadece kıyafetler. Yani durumları fena değil. İyi de var, kötü de. $15'lık bir poşet. Şunlar shift arkadaşlar, $5. Şuradaki kıyafetler de $5. Güzel bir drillimiz var. Şarjı bitmiş. Bunu da $30'lara çok rahat satarız. Daha hiç ayakkabı göremedik. Burada yine kıyafetler var. Bakın, Marshall Falk'un eski bir beyzbol kartı var. Eski bir Hurricane forması var.
Boks eldivenleri de var. Toplam 40 dolarlık bir kutu. Şişme bir yatağımız var. 20 dolar. Burada daha çok oyunlar var gibi. Xbox One bir oyunu var. Şurada Xbox oyunu. Filmler. Şuradakiler hep film. Başka da ekstra bir şey yok. Burada daha çok ofis için kağıtlar var gördüğünüz gibi. Yine şöyle bir alta doğru bakalım. Ekstra bir şey var mıdır diye, ama maalesef ekstra başka bir şey yok. Bunları ofise teslim edeceğiz. Burada oyunu var. Poşetler var. Bir tane Nintendo Switch kutusu var. Maalesef makinamız burada değil. Bir Nike Air ayakkabımız var ama diğer tekini şu an daha göremedik. Başka da değerli bir şey maalesef yok. Sıradaki kutumuz zarflar, küçük bir eski bir telefon. Gördüğünüz gibi şahsi ürünler. Altta da biraz kıyafetler var. 10 dolarlık bir kutu. Burada hanımefendinin daha çok kıyafetleri var. Bunlar da 10 dolar. 7 adet kutumuz var. Bakalım onlarda neler var. Bu bayağı bir ağırdı. Herhalde tamir aletleri var içerisinde. Evet arkadaşlar, tamir aletleri var içerisinde. Bayağı bir 40 dolarlık bir çanta. Burada da yılbaşı ürünleri var. Öyle değerli ürünler yok. Burada saçlar ve hanımefendinin kıyafetleri var. Fotoğraflar var. Bayağı bir elbise var burada. 30 dolarlık bir kutu. Burada bir bebek ürünümüz var. Boş bir yatak kutusu var. Havlu var. Bu da bebek için bir oyun. Gayet güzel bir oyun. Burada çocuk ürünleri var. Çocuk kıyafetleri daha çok ağırlıkta. Oyuncaklar var. Başka da öyle ekstra bir şey yok. 20 dolarlık bir kutu. Çocuk ürünleri en hızlı satılan ürünler arkadaşlar. Bakın bu da sadece çocuk ürünleri 10 dolar. Burada yine şahsi ürünler ağırlıkta. Şunlar da filmler. Başka da değerli bir şey yok arkadaşlar. Bakalım sende ne var?
Burada sadece gördüğünüz gibi ıvır zıvır ürünler mevcut. Değerli herhangi bir şey yok. Şurada da ıvır zıvır ürünler var. Değerli bir şey yok. Burada sadece battaniye, yorgan var. 10 dolar. Burada beyefendinin ayakkabıları. Ama maalesef numaralar çok büyük. Bakın şurada yıpranmış. Satılır ama çok kolay satılacak ürünler değiller. 60 dolar en fazla para yaparız bunlardan. Bakın bunlar da hep filmler. Burada Girl Stuff diyor. Herhalde çocuğunun ürünleri var. Evet arkadaşlar. Aynen öyle. Çocuk kıyafetleri var. Bazı kıyafetler yeni, bazı kıyafetlerse iyi durumda. Toplam 50 dolarlık bir kutu çocuk kıyafetleri. Fena arkadaşlar. Çok hızlı satıyoruz bunları. Deponun hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürün çıkardık. Yaklaşık bir 25 tane kutumuz var. Şükür diyelim. Bazen böyle kutulardan çok boş şeyler de çıkabiliyor. Bazen gördüğünüz gibi bir kutuya 50 dolar diyebiliyoruz. Bakın şu 3 kutuya 40 dolar dedik. Sadece şu kutuya 50 dolar dedik. O yüzden ne zaman ne kadar yapacağımız hiç belli olmuyor bu işte. Umarım depoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeden geçmeyelim. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Çok sağ olun.